Evet kızlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel tel tokalarımızın, güllü tel tokalarımızın tarifini paylaşacağım. Hem de herkesin yapabilmesi için basit bir tarif seçtim bu hafta. Bir de evde tadilat var, ancak işte hem videosuz geçmesini istedim bu haftamızı da. Şöyle silikon tabancamı göstereyim. Çok soruluyor kızlar. Şöyle 1,5 senedir kullanıyorum. Çok şükür bir şey olmadı. Tığım yine 4 numara 1,60 milim. İp olarak Alize Cotton Gold kullanıyorum. Her zaman bunu kullanıyorum. Pamuk içerikli amigurumi ipleri. İşte böyle çok aşırı kalın olmayan, metrajı hani 100 gramda 330 metreye yakın olan pamuk ipler olabilir. Büyüklük olarak tuttururuz yani, eğer elinizde varsa. Çok ince iplerle 1-2 zincir fazla çekerek onu ayarlayabilirsiniz. Şimdi hemen başlayalım. Bismillah diyelim. Şöyle başlamayı bilmeyenler için parmağınıza şöyle bir dolayın. Şuradan şunu alın. Böyle. Ya da tığlama yapacaksınız. Şöyle tığınızı aldınız. Şöyle bir tane ilmek. Bunu da buradan alın. Yuvarlak oldu. Bir tane daha aldım. Şöyle. Şimdi 50 tane zincir çekelim. Nasıl çekiyoruz? Şöyle alttan alıyoruz. Çekiyoruz. Alttan alıyoruz. Çekiyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. 45 yapalım ya. Zaten fazla kırsa kesiyordum. 45 yapalım. Fazla da kalacağını düşünmüyorum. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Arada böyle şeyler reklamdan çıkar ya. Hadi başlayalım. Şimdi şöyle başdoladık. 1, 2, 3.'ye şöyle ön lobuna tığımızı geçirdik. Buradan aldık bunu. Kaç tane ilmek var tığımızda? 1, 2, 3. Sonra baş doluyoruz. İkisini bir çektik. Baş doladık, aldık ikisini bir. Bu ikili trabzan oluyor. İkili trabzanımızı yaptık. Baş doladık aynı yere. Yine aynı şey yapacağız bakın. İkisini bir. İkisini bir. Baş doladık. Şuraya. 3 tane ilmeğim var. İkisini bir, ikisini bir. Baş doladım. 3 oldu. İkisini bir, ikisini bir çektim. Sonra hiç baş dolamadan şu zincirlerden şu birinci değil, bakın birinci değil, ikinciye tığınızı geçirin. Şu şekilde kaydırma yapın. Baş doladım. Birinciye değil, ikinciye. İkili trabzan yapacağım. Bir. İkisini birden çektim. İkinciyi de çektim. İkili trabzan oldu. Baş doladım aynı yere. İkisini bir. İkisini bir çektim. İkili trabzan yaptım. Kaç tane yapacağım buraya şimdi? Buradaki gibi 4 tane yapacağım. 2 tane yaptım. İkisini bir. İkisini bir. Baş doladım. İkisini bir. İkisini bir. Kaç oldu? Bakın 1, 2, 3, 4. Sonra birinciye değil ikinciye baş dolamadan şöyle aldım. İki tane ilmeğim var ya, birini diğerinin içerisinden geçiriyorum. Buna kaydırma diyoruz. İki tane yaptık. Şimdi bir ikinciye yine aynı şekilde ikili trabzan yapacağız. Baş doladım aynı yuvaya. İkinci ikili trabzanım. Baş doladım aynı yuvaya. 3 tane ilmeğim var tığımda. İkisini bir, ikisini bir çektim. Baş doladım yuvaya, aynı yuvaya. 4 tane ikili trabzan yaptım. Birinciye değil, ikinciye baş dolamadan nasıl alacağız? Şöyle. Buna da kaydırma deniyordu. 3 tane oldu. Bir ikinciye ikili trabzan. 4 tane ikili trabzan yapalım. Ben yine yavaş yavaş yapayım. Bu da benim en yavaş halim. Evet. Şöyle birinciye değil ikinciye yine kaydırma yaptık. Şimdi 4 tane yaprağım oldu.
Şöyle göstereyim. Şimdi sıradaki 4 taneyi, birinciye değil ikinciye yine yaprak yapacağız. 5 tane ikili trabzan yapacaksınız. Birinciyi yaptım. 2 3 4 5 5 tane ikili trabzan yaptım. Birinciye değil ikinciye kaydırmamı yapıyorum. Şimdi bir ikinciye tekrar zincire 5 tane ikili trabzan. Bu 5 tane ikili trabzanlardan da 4 yaprak yapacağız. Şimdi bu ikincisi birinciye değil ikinciye kaydırma. 4 tane yapacağız bu şekilde. Ben sizinle birlikte yapacağım. Videoyu durdurmayacağım. 2 3 gayet yakın çekiyorum. Aa, kendime biraz katmışım galiba. Olumsuz yorumları ala ala. Önceden gerçekten şimdi geçmişteki videolara bakıyorum. Bazıları full masa görünüyor. Ürünler de yok. 3 5 1 2 ikinciyi kaydırma. Şimdi üçüncüyü yapmış olduk. Dördüncü yaprağımızı da yapacağız. 5 tane ikili trabzan yaptığımız dördüncü yaprak. Yani bununla birlikte 8 yaprak oluyor. 3 4 5 1 ikinciye kaydırma. Şöyle göstereyim size. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane yaprağım oldu. Şimdi bir ikinciye. Şimdi 6 tane doldurun. 2 3 4 5 6 1 ikinciye kaydırma. Bir ikinciye tekrar 6 tane yaprak yapacaksınız. Şey ikili trabzan yapacaksınız. 3. Kızlar şöyle bir şey söylemek istiyorum. Evet, bu işten para kazanıyoruz. Yani ve bir sürü emek veriyoruz. Lütfen çok düşük fiyatlara iş vermeyin. Artık piyasayı o kadar düşürmüşler ki 3 liradan toka satıyorlar. Tokalı bir şekilde. Nasıl olur yani? Tamam hani kazanmak için yapıyorsunuz ama kazanılmaz ki. Zaten bir tane ipe veriyorsunuz 25 TL. 24-25 TL. Çıt çıtlar alıyorsunuz birden. Silikondu vesaire paketleme ürünleri. Sıkıntı yani. 1 2 Yani fiyat soruyorsunuz. Fiyatlar da ortalama adet olarak 7,5 TL ile 15'e kadar perakende de satılıyor. Hani benim fiyatlarım da bu şekilde. Herkes soruyor ama fiyat araştırması yapıyorlar galiba. Herkes emeğine kendisi değer bilsin. Yani çok evet düşükler doğru olmuyor bana göre ama tabii size kalmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane yaprak yaptık. Şimdi bu burada dursun. Yeşil ipimizi alalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane zincir çektim. Şuraya ikinciye bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. Sonra baş doluyorum. Sıradakine üçünü birden çektiğim çakma sık iğne baş doluyorum. Sıradakine ikisini bir, ikisini bir yaptığım ikili trabzan baş doluyorum. Sıradakine üçünü birden çektiğim çakma sık iğne. Şimdi sonuncu zincirdeyim. Bir tane sık iğne yaptım. Bir zincir şuradan geçirdik ve kaydırma yaptım. Burası yaprağın kenar kısmının şöyle sivri görünmesini sağlayacak.
Yine aynı yere bir tane sık iğne yaptım. Baş doladım. Çakmanın karşısına yine bir tane. Üçünü birden çektiğimiz çakma. Baş doladım. Sıradakine ikili trabzan. İpimi de içinde yürütmüş oldum. Sıradakine çakma. Sıradakine sık iğne. Bakın şurası şöyle sivri oldu. Şuradaki görünüyor mu bilmiyorum. Heh. Başlangıç zincirimiz sık iğnemize şöyle kaydırma yaptık. Bu yaprağımız bitti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincir yaptım. Şimdi birinciye sık iğne. Yine bir tane sık iğne aynı yere. Şimdi sıradakine çakma sık iğne. Sıradakine ikili trabzan. Sıradakine çakma sık iğne küçülüyoruz. Sıradakine sık iğne. İpimi şöyle altından geçirdim. Bir zincir karşıya geçmiş oldum. Yine aynı sık iğnenin karşısına sık iğne yaptım. Baş doladım. Sıradakine çakma sık iğne yaptım. Baş doladım. Tam ortasındayım. İkili trabzan. Baş doladım. Çakma sık iğne. Şimdi son sık iğnenin karşısındayım. Ve şu başlangıç yerimiz buraya şöyle kaydırma. Bir zincir çekin ve kesin. Şöyle şu alttan yürütelim. Şu orta kısma kadar şöyle önden getirin. Bunlar zaten yapıştıracağız ya şimdi çiçeğimize. Şöyle biraz hafiften önde pay bırakarak şöyle şuralarda payı keselim. Göstereceğim şimdi paylarını. Şöyle ipler bıraktım. Bu şekilde şey yapacağız, yapıştıracağız. Kırmızıdan da silikon çıkıyor. İnşallah çıkmaz. Evet, şöyle şu alt kısmına isterseniz dikebilirsiniz. Ben yapıştırıyorum. Sıkı sıkı yapıştırarak şöyle küçük küçük sıkın silikonunuz. Kırmızıdan silikonlar taşabiliyor genelde. Alt kısmı çok önemli değil. Üstten çıkmasın yeter. Sanırım bunu bir yaprak büyük yaptım. 10 yaptım. Daha güzel duracak çünkü. Ötekiler 9'du. Biraz minnak geldi gözüme. Bir yaprak daha güzel duruyor. Şurada tam sonunda ortasına denk geliyor. Şöyle. 1, 2, 3 oluyor. 1, 2, 3 oluyor. 1, 2, 3 oluyor. Ortada da bir tane oluyor. Çok güzel oldu. Aa, ellerimize sağlık. Evet, şimdi bunu hallettik. Şunların ikisini birbirine bağlayın. Şöyle. Hafif paylı. Şöyle kestim. Şöyle çiçeğimizi tekrar göstereyim. Şu bizim son. 1, 2, 3 burada. 3 burada. 3 burada. Evet, tamam. Sonra şu yaprakları ben bu şekilde yapıştırıyorum. İsterseniz bitiş yerine şöyle sıkmış olun. Şöyle hafif ayrıklı. Bastırmam lazım. Neyle bastırayım? Şöyle. Ellerimiz yana yana bir hal oldu ya. Tamam, bu burada soğusun. Şimdi keçemizi hazırlayacağız. Kızlar, keçeli çıt çıtalanlar benden çok memnun. Çok teşekkür ederim beni tercih ettiğiniz için.
Yine aynı keçelerimle kullanacağım, yapacağım. Şöyle küçük bir parça alın keçenizden. Şöyle. Şuradan küçük bir çıt ve hemen 1 santim ilerisinden şöyle çıt attınız. Şöyle yuvarlak keselim. Keçelerden toz çıkmıyor. Öyle bir soru aldım geçen gün. Bu milyoncularda satılan keçelerden değil. Evet. Şöyle ölçelim. Şeye büyük gelmesin. Mesela bu büyük şu an galiba. Biraz daha çıtlarımızın dibine doğru keselim. Şu şekilde. Metre aldım. Allah, bütün ekranı kapladık. Şöyle 2 santim oldu ya. Evet, 2 santim. Şeylerin çıtlarımızın ortaları 1 santim. Şöyle aldık. Bunu işte belirli bir süre sonra şu şekilde geçirdim. Birini alttan, birini üstten. Şöyle arka kısmı böyle. Şöyle açarak bunu buradan geçirelim. Sağlamıyor. Açın. Tamam, şükür. Bakın buraya şu yaprakları şöyle gelsin. Şuraya şöyle sıkalım. Çok sıkmayalım. Kenarlarından dikmek isteyenler diksinler. Allah'ım, olamaz. Şeye bakayım derken kenarına sürdüm ya. Tüh. Neyse, orayı görmeyi verin. Şu şekilde. Bu artık bana kaldı. Heh, neyse, tamam, her yerine yapıştı zaten. Çok sıkmışız. Bir şuraya. Ya, dikmeyle uğraşmayın. Bu gayet sağlam oluyor zaten. Keçe ile örgü birbirine çok güzel yapışıyorlar. Yakışmıyorlar. Yapışıyorlar. Tamam. Oldu. Yani şuraya eğer silikonumu kaçırmasaydım, yani kaymasaydı aslında, kaçırmadık ama neyse. Nasip. Bakın şöyle. Çok tatlı oldu. Yine iş. Yaprakları aşağı da getirebilirsiniz. Ben bu şekilde kullandım. Sadece tel tokaya taktığında kafada böyle küçük bir gül kalmış gibi oluyor. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve sayfama abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya unicorn tarifinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.